New York'tan merhaba. Rıza Zarrab davasının ikinci haftasında bitirdik. Dokuzuncu oturum az önce itibariyle bitti. Hafta sonu arası var. Önümüzdeki pazartesi günü üçüncü haftaya başlayacağız. Hatırlarsınız daha önceki yayınlarımda aktarmaya çalışmıştım. Rıza Zarrab'ın 7 günlük süren sorgusu, direkt sorgusu, çapraz sorgusu bitti. Rıza Zarrab bittiği için de bugün davaya ilgi oldukça azdı diyebilirim. Günlerdir uzun sıralardan geçmek zorunda kaldım. Duruşma salonunda bugün neredeyse kimse yoktu, birkaç gazeteci dışında. Oldukça sakin bir duruşma izledik. Zaten duruşma gün boyunca da dönemin Amerikan Hazine Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, daha sonra CIA Müsteşar Yardımcısı olan David Cohen'in sorgusu ve çapraz sorgusuyla devam etti. Bitmediği pazartesi günü aynı isimden devam edecek. Ben ne olduğunu kısaca özetlemeye çalışayım. David Cohen, Rıza Zarrab ve 17 Aralık operasyonlarının olduğu dönem, Rıza Zarrab'ın İran ambargosunu deldiği dönemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'nda tam olarak tweetini, yani ünvanını da okuyayım. Müsteşar Yardımcısı o dönemde terörizm ve finansal istihbarat bölümünden sorumlu müsteşar yardımcısıymış. O döneme ait, yani Rıza Zarrab, Halk Bankası, İran ambargosunun delinme süreçlerinin içerisinde o dönemde Amerika'daki bu işlere bakan en üst seviyedeki yetkili. Peki neler anlattı, neler oldu? Kısaca özetlemeye çalışayım. En sondan söyleyeyim, Rıza Zarrab'la aslında 2013 ilkbaharı itibariyle Amerikalıların gündeminde aktif olarak yer almış. Yani 17 Aralık operasyonunda duymamışlar. Öncesinde gündemlerinde olan bir isimmiş, uzun süre takip edilmiş. Özellikle altın ticareti meselesinde Amerikalılarla dönemin Halkbank yöneticiler arasında çok fazla trafik olmuş. Şimdi onları özetlemeye çalışayım. Mesela diyor ki David Cohen, ki bugün cuma dün başlamıştı sorguya, bugün devam etti. 2010 itibariyle Türkiye'deki bankacılık sektörü yetkilileri, özellikle Halkbank yöneticileriyle sıkı temasta bulundu. Karşılıklı ziyaretlerimiz hem Washington DC'de hem Ankara'da toplantılar yapıldı. Karşılıklı telefon görüşmeleri, e-mail trafikleri, mektuplar, yani bu konu gündemde yoğun bir şekilde yer almış. İran ambargolarının delinmesi meselesi. David Cohen diyor ki, paravan şirketler üzerinde Türkiye'yi çok uyardık. Hatırlarsınız Rıza Zarrab'ın 7 gün boyunca dinlediğimiz ifadelerinde bunu çok gördük. Paravan şirketler üzerinden, yani gerçekte olmayan işlemler üzerinden İran paranın aktarılması meselesi çok sık bir şekilde yapılmış. Buna karşı uyarılarını hatırlattı. Ambargo detaylarına defalarca ilettik dedi. Yani David Cohen dinlerken şunu düşünmedim değil. Yani kör göze parmak sokma diye bir tabir var malum. Tam anlamıyla o yaşanmış. Hani burada şöyle bir karmaşa da devam ediyor. Birazdan detaylarına geleceğim. Atilla'nın avukatları diyor ki, yani Amerika'nın düzenlemeleri doğrudan Türkiye'yi bağlayan düzenlemeler değildi. Dolayısıyla bu davanın esasında bir yanlışlık var. Eleştirileri de var onların. Peki ne olmuş? Ben sırasıyla ifade edeyim. Önce şunu söyleyeyim. Uyarılarımızın dikkate alınmaması üzerine gayet net ve sert bir şekilde uyarılarda bulunduk dedi. Yani Türkiye 17 Aralık'tan öncesinde, çok öncesinde bu sürecelere dair Amerika'dan uyarı almış. Peki neler olmuş? Mesela sırasıyla söyleyeyim. 27 Eylül 2010 tarihinde başlamış Hakan Atilla, o dönemin Halkbank dış ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı, ki davanın tek tutuklu sanığı. O dönemde başlamış görüşmeler 2010 itibariyle 27 Eylül'de başlamış. Mesela 18 Ağustos 2011'de bir mektuplaşma var. Dönemin genel müdürü Süleyman Aslan'dan David Cohen'e gönderilmiş. Arkasından kronolojiye göre gitmeye çalışıyorum. 2011'deki bu mektuptan sonra 12 Mart 2012'de Washington DC'de bir toplantı yapılmış. Yine Süleyman Aslan ve Hakan Atilla'nın katılımıyla David Cohen ve Amerikan Hazine Bakanlığı yetkilileriyle birlikte toplantı yapılmış. 4 Eylül 2012'de bu toplantı Türkiye'de yapılmış. Türkiye'de de hemen akabinde Türkiye'de yapılan bu toplantıda ambargo mevzuatındaki değişiklikler, özellikle İran ambargosuna dair detaylar konuşulmuş. Özellikle İran'ın muhtelif şekillerde ambargoyu delme detaylarına yönelik bilgilendirme yapılmış. Devam ediyorum. Kasım 2012'de telefonla David Cohen'le Süleyman Aslan telefonda görüşmüş. Yine Kasım ayında telefonlaşmadan sonra Aralık ayında mektuplaşma var. O mektuplar ekrana getirildi. Süleyman Aslan'dan David Cohen, Amerikan Hazine Bakanlığı'na gelen mektup, buradan karşıya giden mektuplar. Bu ara şu parantezi söyleyeyim. 2010'dan itibaren
2014 sonuna kadar olan döneme dair çok fazla yazışma gördük. Çok fazla kayıt tutmuşlar. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu telefon görüşmeleri, karşılıklı toplantılar ve bütün o trafikler kayıt altına alınmış ve çok sayıda bilgi belge var. Yani bu hadise hep diğer yayınlarda da çok konuştuk. Hani bu hadisenin bilgileri, belgeleri nereden geldi? Türkiye'den mi gönderildi şeklindeki tartışmalara yönelik bir başka boyutta gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Amerika'nın elinde zaten yeterince bilgi, belge, doküman varmış, öyle gözüküyor. Mesela toplantılar dediğim gibi daha sonra 2013 1 Temmuz itibariyle tekrar bir Hakan Atilla ile David Cohen arasında yazışmalar olmuş. Yine 26 Ekim 2013'te başka bir e-mailleşme var. Aralık 2013'te Türkiye'de toplantı yapılmış ki bu toplantının tarihi enteresan. Tam da 17 Aralık operasyonlarının olduğu günlerde David Cohen Türkiye'ye gelmiş. Tabii o dönemde operasyon olduğu için Süleyman Aslan'la görüşememiş. Bu ara bir parantez de açtı. İstanbul trafiğinde 4 saat mahsur kaldığım için toplantıyı da kaçırmıştım dedi başka bir anekdot olarak. Tabii bu salonda biraz tebessümlere yol açtı. Çünkü malum günlerdir Rıza Zarrab'ın işlerini dinliyoruz. Bunlardan bir tanesi hatırlarsınız trafiğe takılmamak için dönemin trafikten sorumlu emniyet müdürünü arayıp kendisine özel ayrıcalık tanıtmıştı. İşte trafiğe takılmamak için emniyet şeritlerini kullanma izni kullanmıştı. Tabii şunu hatırlatayım. David Cohen Hazine Bakanlığından sonra Obama döneminde CIA'ya geçmiş. CIA'de de yine aynı bir şekilde terörizm ve finansal istihbarat biriminde çalışmış ve bu süre zarfında tabii yine bu konular uzmanlık alanı, buralarda çalışmaya devam etmiş. Yani tanık olarak dinlenen kişi hem Hazine Bakanlığı hem de CIA'de müsteşar yardımcılığı yapmış üst düzey bir isim. Ve bu ismin çok dikkat çektiği detaylar var. Bunlardan bir tanesi şu 2013 ilkbaharı itibariyle Rıza Zarrab bizim gündemimizden de Rıza Zarrab hakkında Türk yetkililerle konuşulduğundan da bahsetti. Tabii bu çapraz sorgusu gerçekleşti savcılık sorgusundan sonra. Şu ifadeyi önce bir aktarayım çapraz sorguya geçmeden çünkü kelime kelime not aldığımı hatırlıyorum. Çok kaygılıydım ve oldukça sert uyardım dedi. Yani Türkiye'deki özellikle İran üzerinden dönen altın ticareti, hatırlarsınız işte 2011'de 1 ton olan altın ticareti bir anda 169 küsür tona çıkmıştı. Başka bir detay olarak yani bugün gündeme gelmedi bu ama yani o anormal artışlar da Amerikalıların dikkatini çekiyor ve bu konuda uyarıları var. İran'ın aldatıcı uygulamaları hakkında Türk yetkililere sık sık bilgi verdik diyor David Cohen. Aldatıcı uygulamaların detayı olarak da paravan şirketler kurma ve o paravan şirketler üzerinden para aklama meseleleri. Savcı şu soruyu sordu. Türk muhataplarınıza sorduğunuz sorulara ya da ilettiğiniz taleplere tatmin edici cevap aldınız mı dediğinde o da pek değil cevabını verdi. Operasyon olduktan sonra yani 17 Aralık operasyondan sonra 10 Ekim 2014'te bir toplantıda Washington DC'de yapılmış. O toplantıda Hakan Atilla ve yeni genel müdür bulunuyor ve Rıza Zarrab'ın yaptırım listesini alınması talebi de Türkiye tarafından iletiliyor. Bu da enteresan detaylardan bir tanesi. Peki çapraz sorgudaki temel espri ne? Hakan Atilla'nın avukatları neyi soruyor David Cohen'e? Onları şöyle özetlemek mümkün. Diyor ki Hakan Atilla'nın avukatları ambargo mevzuatı ve ambargo ile ilgili düzenlemeler doğrudan Türkiye'yi bağlamıyor. Biz bu konuda gerekli yani Halk Bankası gerekli destekleri verdi ama burada kriminal yani bir ceza yargılaması yapılamaz şeklinde bir iddiaları var. Ama tartışmalar çok teknik boyutta devam etti. Bugün onu söyleyeyim. Yani önceki günlere oranla son derece teknik ve son derece sıkıcı bir duruşmaydı diyebilirim. Çünkü hani günlerdir rüşvetleri, hediye saatleri dönen inanılmaz bir yolsuzluk sürecini dinledikten sonra bugün bütün gün Amerikan mevzuatı, uluslararası yaptırımlar, ambargo mevzuatı, birinci dereceden ikinci dereceden yaptırımlar, kim nasıl bağlar, mevzuatlar nasıl değişir gibi çok teknik ve çok detaylı konular vardı. Yani çok detaya girmenin de bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Özet itibariyle bugün eski CIA Müsteşar Yardımcısı ve Hazine Müsteşarlığı Yardımcısı David Cohen'i dinledik. Hem direkt sorgusu hem çapraz sorgusu yapıldı. Pazartesi günü devam edeceğiz. Özeti şu. Aslında çok önemli bir detay ve bu önemli bir ifadeydi ve bu ifade Hakan Atilla'nın işini oldukça zorlaştırdı. O da şundan, David Cohen yazdığı mektupları, e-mailleri de götürdü, savcı ekrana getirdi. Yani Türkiye'ye şu denmiş, altın ticareti üzerinden, sahte şirketler üzerinden yapılan işlemlerden haberimiz var. Bunlara dikkat edin, ağır sonuçlar olur. Hatta David Cohen şöyle bir detay verdi, Türk bankacılık yetkililerle yaptığımız toplantıda iki Güney Kore Bankası'nın örneğini verdik. Onları özellikle dikkat çektik.
dedi. Yani bu burada ciddi riskler var ifadesini kullandı ve bu ifadelerle ilgili dediğimiz gibi çok kaygılıydım ve oldukça sert bir şekilde uyardım diyor. Hani bütün bunlara rağmen Türkiye herhangi bir tedbir aldı mı ya da işte Türkiye neden ısrarla altın ticaretini paravan şirketlerle gıda üzerinden yapmaya çalıştı? Bu arada David Cohen şunu da ifade etti. Türkiye ile İran komşu ve tarihsel ve kültürel ortak noktaları çok fazla. Yani Türkiye'nin İran'la ticaret yapmasına dönük bir sorun yoktu. Eğer gıda ticareti, insani yardım ve diğer konularda hani altın ve petrolle ilgili konular olmasa, ambargo delme maddeleri olmasa bir sorun olmayacaktı şeklinde bir, yani ben mealen tercüme ederek söylüyorum. Böyle bir yorumu da var. David Cohen bu şekildeydi. Peki bu hafta ne oldu? Onu da özetleyerek bitireyim. Bu ara şunu da söyleyeyim. New York inanılmaz soğuk. Bu hafta ne oldu? Rıza Zarrab'ın sorgusu devam ediyordu. Çapraz sorgu devam etti günlerce ve dün itibariyle Rıza Zarrab faslı bitti davada. Rıza Zarrab dün itibariyle saat 16.10'da kürsüden indi ve gitti. Ama bu süre zarfında inanılmaz detaylar oldu. Çok fazla çarpıcı şok yaşadık dün. Yani yeni detaylar ortaya çıktı. Bunlar hepsi manşet değeri taşıyan bilgilerdi. Mesela dünkü final gerçekten enteresan bir final oldu. Şöyle ki Rıza adeta şov yaptı. Çünkü savcıyla çalışılmış bir konuydu tabii bu. Önce şunu söyleyeyim. Hakan Atilla'nın avukatları Rıza Zarrab'ın çapraz sorgusunu geçen hafta bitirmemiş, bu haftaya sarkmıştı. Bu hafta boyunca da Rıza Zarrab'ın çapraz sorgusu devam etti. Hakan Atilla'nın avukatları daha önce anlatmıştım. Oldukça sıkıntılı görünüyor. Çünkü karşılarında tam işbirliğine açık bir Zarrab var ve bu isim isme sordukları sorular Atilla'nın avukatlarının çok memnun olmayacağı yerlere gidebilirdi. Öyle de oldu zaten. Çünkü Hakan Atilla'nın avukatları sorduğu zaman 17-25'ten sonra rüşvet verip tahliye olduğu yine bu haftanın flash detaylarından birisiydi. Yani Rıza Zarrab aslında Türkiye'deki operasyondan rüşvet vererek çıkmış ki hatırlarsınız günlerdir anlatıyorum artık Zarrab selam verdiğine rüşvet vermiş öyle bir pozisyon hatta verdiği rüşvetleri karıştırdığı için de enteresan gelişmeler yaşanmış. Hatırlarsınız dönemin ekonomi bakanına 50 milyon euro rüşvet verdiğinden işte dönemin genel müdürüne sonra dönemin İçişleri Bakanlığı oğluna çok sayıda banka yöneticisine rüşvet verdiğini, Zafer Çağlayan'a giden saatin rüşvet olduğunu, Zafer Çağlayan'ın evine rüşvet olarak piyano gönderildiğini, Çin'de başka ülkelerde rüşvet girişimleri olduğunu, aslında İran ile herhangi bir ticaret yapılmadığını, bütün bu işlemlerin kağıt üzerinde olduğunu, bütün belgeleri, delilleriyle yani günlerce tapeler dinledik, sayısız derecede tape ve yazışma gördük ve bütün bunların ortak noktası aslında ortada bir ticaret yoktu. Sadece bir para aklama mekanizması vardı. Hani o çok söylenen İran'la ticaretlerimiz arttı, ihracat yapıldı vesaire maalesef bunların hiçbiri doğru değilmiş. Hepsi kağıt üzerinde gerçekleşmiş. Rıza Zarrab'ın bütün sorgularında bu önümüze geldi. Kağıt üzerinde gözüken şeyler. Peki final bölümü dünden çok kısa bir özet yaparak bitireyim. Dün gerçekten enteresan bir gün yaşadık. Çünkü Hakan Atilla'nın avukatları Zarrab'ın çapraz sorgusunu bitirdiği zaman ki oldukça zayıf bir sorguydu onu da ifade edeyim. Çünkü adeta Atilla'nın avukatlarının yaptığı sorgulamalar Zarrab'ın işine yaradı. Yani ilginç bir şekilde Zarrab'ın işine yaradı. Çünkü Zarrab kendine sorulan soruyu alıp tersine çevirip tekrar Hakan Atilla'nın avukatlarına yöneltti ki bunun sonunda savcı tekrar çapraz sorgudan sonra tekrar bir bizim medya tabirle cevap hakkına binaen geri geldi ve orada enteresan gelişmeler yaşandı. Mesela ilk defa Berat Albayrak'ın ismini bu kadar net bir şekilde gördük. Daha önceki yayınlarımda hatırlatmaya söylemiştim. Reza Zarrab tahliye olduktan sonra Halkbank'taki işlemlerini yani kara para aklama süreçlerini tekrar yapmak için bankaya gidiyor. Bu süre zarfında banka işte orada Hakan Atilla'nın avukatları şunu sordu. Hakan Atilla ile hiçbir temas kurmadınız dedi. Bankaya geldiniz ama dedi. Yani orada Hakan Atilla'nın bir bakıma masumiyetini ispatlamak için Zarrab da dedi ki Hakan Atilla'ya ihtiyacım yoktu. Çünkü ben üst seviyeden işimi halletmiştim dedi. Hakan Atilla'nın avukatlarını sormadığı yerden savcı devraldı. Kime gitmiştiniz ya da kimlerle irtibat kurmuştunuz noktasında? O da dedi ki siyasi makamlarla ilişkileri çok güçlü bir avukatla görüştüm. İşte o avukatın yazışmaları önümüze getirildi, ekrana yansıtıldı, SMS yazışmaları, WhatsApp yazışmaları ve orada enteresan detaylar vardı. Mesela damat bu işi halledecek gibi bir cümle vardı. O avukat ki Erdoğan'ın da avukatlarından birisi, önemli bir avukat. Ona dair enteresan detaylar var. O avukatla Zarrab arasındaki yazışmaları gördük. Şu anekdot olarak aktarayım. Savcının elinde kalın bir dosya vardı ve
bu yazışmalara ait bir dosyaydı. Hepsini açmadı, bilmiyoruz önümüzdeki dönemlerde tekrar gündeme gelir mi. Ama oradan şunu gördük. Halk Bankası'nın üzerinden yapılan işlemler 17 Aralık'tan sonrasında bile tekrar başlatılmak istenmiş. Bunun için bizzat Berat Albayrak'ın devreye girdiğini ve Erdoğan'ın da haberi olduğunu biliyoruz. Şuradan biliyoruz, önümüze gelen ifadelerden. O da şöyle yazışmalarda gözüktü. Damat bu işin olmasını istiyor diyor. Rıza soruyor, avukattan gelen bilgi bu şekilde. Cevabında diyor ki avukat, BB'nin bilgisi var. Cumartesi görüşülecek ve hemen başlanacak diyor. Oradaki BB'nin kim olduğunu sordu savcı. O da dedi ki başbakanın kısaltması. Peki damat kim dedi? O da Berat Albayrak, şu anki Enerji Bakanı. O zaman Enerji Bakanı değildi dedi. Bu dünün önemli detaylarından bir tanesiydi. Peki başka neler öğrendik? Rıza Zarrab cezaevinde rüşvet vermiş. Amerika'daki cezaevinde de rüşvet vermiş. Rüşvet vererek 17 Aralık'tan sonra tahliye olmuş. Amerika'daki cezaevi günlerine dair enteresan detaylar öğrendik. Mesela Amerika'daki cezaevindeki yerinin değiştirilmesinin tamamen kendisine yönelik bir bıçaklı saldırı tehdidi sonrasında olduğunu, işte 2016 Ağustos'unda aslında ilk defa savcıyla anlaşmaya çalıştığını, hemen akabinde bir süre beklemeye başladığını, çünkü onun neden beklediğini sorduğunda savcı dedi ki iki gerekçesi vardı. Bir tanesi o dönemde politik çözümler aranıyordu. Kastettiği Erdoğan'ın temaslarıydı. O temaslarda çözüm olmaması ve arkasından hakkımdaki suçlamaların ağırlığı sebebiyle anlaşmaya gittim dedi. Ağustos ayı itibariyle anlaşılmış. Bu haftanın detaylarından bir tanesiydi.